Küçük Prens. 6 yaşımdayken balta girmemiş ormanı anlatan Yaşanmış Hikayeler adlı bir kitapta harika bir resim görmüştüm bir keresinde. Resim vahşi bir hayvanı yutan bir boğa yılanını gösteriyordu. Kitapta şöyle diyordu: boğa yılanları avlarını çiğnemeden tek parça halinde yutarlar. Sonra da kıpırdayamaz hale gelirler ve yediklerini sindirmek için 6 ay boyunca uyurlar. Bunu okuyunca ormandaki maceralar hakkında çok düşündüm ve ben de renkli bir kalem alıp ilk çizimimi yaptım. Başyapıtımı büyüklere gösterip çizdiğim şeyin onları korkutup korkutmadığını sordum. "Bir şapka insanı niye korkutsun ki?" diye cevap verdiler bana. İyi de yaptığım çizim bir şapkayı göstermiyordu ki. Bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanını çizmiştim. O yüzden büyükler anlayabilsin diye boğa yılanının içini de çizdim. Bu büyüklere hep açıklama yapmak gerekir. Büyükler içi görünen ya da görünmeyen boğa yılanları çizmeyi bir kenara bırakıp coğrafya, tarih, hesap ve dil bilgisiyle uğraşmama öğütlediler. Böylece 6 yaşımdayken resim hayatımı noktaladım. 1 ve 2 numaralı çizimlerimin başarısız olması cesaretimi kırmıştı. Büyükler hiçbir şeyi kendi başlarına anlayamazlar zaten ve onlara durmadan açıklamalar yapmak çocuklar için çok yorucu bir şey. Bu yüzden başka bir meslek seçtim ve uçak kullanmayı öğrendim. Dünyanın her yerinde biraz uçtum. Doğrusu coğrafyada öğrendiklerim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Tek bakışta Çin'i Arizona'dan ayırmayı öğrendim. Geceleri insan yönünü şaşırdığında bu bilgiler çok yararlı oluyor. Böylece hayatım boyunca bir sürü önemli insanla bir sürü ilişkim oldu. Bu sırada büyüklerin arasında çok bulundum. Onları çok yakından görüp tanıdım. Yine de tüm bunlar onlar hakkındaki düşüncemde fazla bir şey değiştirmedi. Bana biraz aklı başında gibi görünen bir büyükle karşılaştığım zaman hep yanımda taşıdığım bir numaralı çizimimi gösterip bir deney yapıyordum. Çünkü yaptığım bu çizimin gerçekten anlaşılır olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Gelin görün ki hep aynı yanıt alıyordum. Bu bir şapka. Böyle olunca artık ona ne boğa yılanlarından bahsediyordum ne de balta girmemiş ormanlardan. Ne de yıldızlardan. Onun seviyesine inip ona bridge'den, golf'ten, politikadan, kravatlardan falan söz açıyordum. Bu büyük kişi de böylesine aklı başında biriyle tanıştığına memnun oluyordu. Böylece gerçekten konuşabileceğim hiç kimse olmadan yapayalnız yaşayıp gittim. Ta ki 6 yıl önce Sahra Çölü'nde uçağım bozuluncaya kadar. Motorumda bir sorun vardı ama yanımda makinelerden anlayan bir tamirci ya da bir yolcu olmadığı için bu zorlu tamir işine kendi başıma girişmek zorunda kaldım. Sonuçta bu benim için bir ölüm kalım meselesiydi. Çünkü yanımda ancak bir hafta yetecek kadar su vardı. İlk gece insanların yaşadığı her yerden binlerce kilometre uzakta kumlar üzerinde uyudum. Batan bir gemiden kurtulup da okyanusun ortasında küçücük bir salın üzerinde tek başına kalan bir yolcudan bile daha yalnızdım. Böyle bir durumdayken sabahın köründe beni uyandıran tuhaf ince bir sesin beni ne kadar şaşırttığını düşünün artık. Bu ses, "Lütfen bana bir koyun çizer misiniz?" diyordu. "Efendim? Bana bir koyun çiz." Yıldırım çarpmışçasına ayağa fırladım. Gözlerimi ovuşturdum iyice. Dikkatle baktım. Bir de ne göreyim? Karşımda beni ciddi ciddi süzen, eşi benzeri olmayan küçük bir adam duruyor. İşte daha sonra elimden geldiğince yapabildiğim bir portresi var yan tarafta. Kuşkusuz benim yaptığım çizim modelinin büyüleyiciliği karşısında çok sönük kalıyor. Ama bu benim suçum değil. 6 yaşımdayken büyükler resme olan hevesimi kırmışlardı ve boğa yılanının içten ve dıştan görünüşü dışında çizim konusunda hiçbir şey öğrenememiştim.
Şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerle birden beliriveren bu görüntüye baktım. Unutmayın ki en yakın yerleşim bölgesinden 1000 mil uzakta bulunuyordum. Fakat bu küçük adamın hiç de yolunu kaybetmiş, yorgunluktan, açlıktan ve susuzluktan bitmiş ya da korkudan ölüyor gibi bir hali yoktu. Çölün ortasında kaybolmuş gibi de görünmüyordu doğrusu. Oysa en yakın yerleşim 1000 mil uzaktaydı. Sonunda ağzımı açıp da konuşmayı başarınca ona ''Ama senin burada ne işin var?'' dedim. O ise çok önemli bir şey söylüyormuşçasına alçak sesle aynı sözleri tekrarladı. ''Lütfen bana bir koyun çizdim.'' Olay bu kadar esrarengiz olunca söyleneni yapmamaya cesaret edemiyorsunuz. En yakın yerleşim bölgesinden 1000 mil uzakta ve ölüm tehlikesi altında. Bana ne kadar saçma görünürse görünsün. Cebimden bir parça kağıtla bir dolma kalem çıkardım. Derken aklıma o güne kadar sadece coğrafya, tarih, hesap ve dil bilgisi çalıştığım gelince biraz da keyifsizce çizim yapmayı bilmediğimi söyledim küçük adama. Önemli değil canım, bir koyun çiz bana yeter diye yanıt verdim. Daha önce hiç koyun çizmediğimden becerebileceğim iki resimden birini onun için tekrar yaptım. Yani boğa yılanının dıştan görünüşü. Ama bana öyle bir yanıt verdi ki duyunca şaşırdım kaldım. Yo hayır, fil yutmuş bir boğa yılanı istemiyorum ben. Boğa yılanı çok tehlikelidir. Fil de çok yer kaplar. Benim yaşadığım yerse çok küçük. Bana bir koyun lazım. Hadi. Bir koyun çiziver bana. Bunun üzerine şunu çizdim. Dikkatli dikkatli baktı sonra. Yok, olmadı dedi. Baksana bu şimdiden ne kadar hasta. Başka bir tane yap. O zaman da şu alttakini yaptım. Arkadaşım hoşgörüyle tatlı tatlı gülümsedi. İyi de bu koyun değil ki. Basbayağı bir koç. Boynuzları var bunun. Aynı resmi tekrar yaptım ben de. Fakat öncekiler gibi bunu da kabul etmedi. Yine beğendirememiştim. Bu da çok yaşlı. Ben böyle bir koyun istiyorum ki uzun yıllar yaşasın. Artık sabrım taşmıştı. Üstelik bir an önce motorumu sökmeye başlamam gerektiğinden şunu karalayıverdim. Bu sandık, istediğin koyun da içinde, diye kestirip attım. Ama küçük eleştirmenin yüzünün aydınlandığını görmek beni son derece şaşırtmıştı. İşte, tam istediğim gibi oldu. Sence bu koyun çok ot yer mi? Neden sordum? Çünkü benim yaşadığım yer çok küçük. Ona yetecek kadar ot bulunur illa. Zaten sana verdiğim koyun da küçücük bir şey. Başını resmin üzerine eğdi. Pek o kadar da küçük değil hani. Ah, baksana, uyumuş. İşte Küçük Prens'le tanışmam böyle oldu. Onun nereden geldiğini anlamam uzun zamanımı aldı. Beni soru yağmuruna tutan Küçük Prens, sanki benim sorularımı hiç duymuyordu. Her şeyi ağzından gelişi güzel çıkan sözler sayesinde yavaş yavaş anladım. Söz gelimi, uçağımı ilk kez gördüğü zaman ''Bu şey de neyin nesi?'' diye sordu bana. ''Şey değil, uçar bu. Bir uçak. Benim uçağım.'' Uçtuğumu öğrenmesi beni gururlandırmıştı bunu duyunca. ''Nasıl yani?'' diye haykırdı. ''Sen gökten mi düştün?'' ''Evet'' dedim alçak gönüllülükle. ''Ah ne kadar da tuhaf. Küçük Prens.'' Pek hoş bir kahkaha patlatmaz mı? Çok sinirim bozulmuştu. Sonuçta başıma gelen talihsizliklerin ciddiye alınmasını isterim. Ardından da ekledi. Demek sen de gökyüzünden geliyorsun. Hangi gezegendensin peki? Birden varlığını kuşatan gizemde belli belirsiz bir ışık yakaladım ve hemen sordum. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun? Ama bana cevap vermedi. Bakışlarını uçağımdan ayırmadan usulca başını sallıyordu. Doğru, aslında bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın.
ve uzun süre hayallere daldı. Sonra cebinden benim koyunu çıkarıp hazinesini seyretmeye koyuldu. Ağzından kaçan bu başka gezegenler sırrı kafamı ne kadar karıştırdı. Varın siz tahmin edin artık. Daha fazlasını öğrenmek için var gücümle uğraştım. Küçük dostum, nereden geliyorsun sen? Benim yaşadığım yer derken nereyi kastediyorsun? Koyunumu nereye götüreceksin? Düşünceli bir sessizlikten sonra cevap verdi. İyi ki sandıkla verdin koyunu. Geceleri ona ev olur. Elbette eğer uslu davranırsan, gündüzleri onu bağlaman için sana ip de veririm. Bir de kazık. Önerim küçük prensi şaşkına uğratmış gibiydi. Bağlamak mı? Ne tuhaf bir düşünce. Ama bağlamazsan alıp başını gider, kaybolur sonra. Bunun üstüne dostum yine bir kahkaha attı. İyi de nereye gidecek ki? Nereye olursa, önünü açıp buldu mu dost doğru gider. O zaman küçük prens ciddi bir sesle, zararı yok dedi. Benim yaşadığım yer o kadar küçük ki. Belki de bir parça hüzünle ekledi ardından. Dost doğru ilerleyerek pek uzağa gidilemez orada. Böylece çok önemli ikinci bir şey öğrenmiştim. Onun geldiği gezegen bir evden biraz büyüktü. Beni fazla şaşırtmamıştı. Çünkü gayet iyi biliyordum ki Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi adları konulmuş büyük gezegenler dışında yüzlerce başka gezegen vardı. Bunlardan bazıları teleskopla bile zor görünebilecek kadar küçüktü. Bir gökbilimci bunlardan birini keşfettiğinde ad yerine ona bir numara verir. Örneğin asteroid 3251 der. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğuna inanmak için ciddi sebeplerim var. Bu asteroid 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafından sadece bir kere görülmüş teleskopla. Bunun üzerine yaptığı keşfi bir uluslararası gökbilim kongresinde büyük bir gösteriyle sunmuş. Ama kıyafetleri yüzünden kimse ona inanmamış. Büyükler böyledir işte. Neyse ki bir Türk önder halkını ölüm cezasıyla korkutarak Avrupalılar gibi giyinmelerini zorunlu kılmış da asteroid B612'nin itibarı kurtulmuş. Aynı gökbilimci 1920'de çok zarif kıyafetler içinde sunumunu tekrarlamış. Tabii bu kez herkes görüşüne katılmış. Eğer size asteroid B612 hakkında bu ayrıntıları anlattıysam ve numarasını verdiysem bunun nedeni büyükler. Büyükler sayılara bayılırlar. Diyelim yeni tanıştığınız bir arkadaşınızdan söz ettiniz onlara. Asla işi nasıl ile ilgili sorular sormazlar. Örneğin sesi nasıl, sevdiği oyunlar hangileri, kelebek koleksiyonu yapıyor mu demezler hiç. Tutarlar. Kaç yaşında, kaç kardeşi var, kaç kilo, babası ne kadar kazanıyor gibi şeyler sorarlar. Onu sadece bu şekilde tanıyacaklarını sanırlar. Eğer büyüklere kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm, pencerelerinde sardunyalar, çatısında kumrular vardı deseniz bu evi gözlerinin önüne getiremezler bir türlü. Ama yüz binlerce liralık bir ev gördüm demeniz gerekiyor. O zaman bakın nasıl da aman ne güzel evmiş diye yargarayı koparırlar. O yüzden onlara küçük prensin var olduğunun kanıtı, sevimli olması, gülmesi ve bir koyun istemesiydi. Biri koyun istiyorsa bu onun var olduğunu kanıtlar deseniz omuz silkip size küçük çocuk muamelesi yaparlar. Ama onun geldiği gezegen B612 derseniz hemen ikna olurlar ve sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Büyükler böyledir. Onlara da kızmamak lazım. Çocuklar büyüklere karşı anlayışlı ve hoşgörülü olmalı. Ama pek tabii yaşam anlayan bizler sayılara hiç aldırış etmeyiz. Aslında bu hikayeye peri masallarında olduğu gibi başlamak isterdim. Deseydim ki bir varmış bir yokmuş. Vaktiyle kendi boyundan azıcık büyük bir gezegende yaşayan
ve bir arkadaşa ihtiyaç duyan küçük bir prens varmış. Yaşamı anlayanlar için çok daha gerçekçi bir havası olurdu böyle bir girişin. Çünkü kitabımın hafife alınarak okunması hoşuma gitmez. Bu anıları anlatırken öyle acı duyuyorum ki. Arkadaşım koyunuyla birlikte gideli 6 yıl oldu bile. Eğer burada onu tarif etmeye çalışıyorsan unutmamak için. İnsanın bir dostunu unutması hüzün verici. Herkesin bir dostu olmamıştır. Hem unutursam yalnızca rakamlarla ilgilenen büyükler gibi olurum sonra. İşte bu yüzden yine bir kutu boyayla birkaç kalem aldım kendime. Benim yaşımda yeniden çizmeye başlamak kolay değil. Hele ki 6 yaşında yaptığınız boğa yılanının içten ve dıştan görünüşünden sonra başka hiçbir şey çizmeye kalkışmadıysanız. Mümkün olduğunca aslında en uygun portreleri yapmaya çalışacağım elbette. Ama becerebileceğimden pek emin değilim doğrusu. Bakıyorsunuz bir resim iyi gidiyor ama diğeri hiç benzemiyor. Boyu konusunda da yanılıyorum biraz. Küçük prensin boyu, posu bir yerde çok küçük, öbür tarafta fazla küçük oluyor. Giysisinin renginde de tereddüde düşüyorum. O yüzden el yordamıyla denemeler yapıyor, iyi kötü idare ediyorum durumu. Sonuçta daha önemli bazı ayrıntılar konusunda da yanılgıya düşebilirim. Ama bunun için beni bağışlamalısınız. Arkadaşım hiç açıklama yapmazdı. Beni de kendisi gibi sanıyordu herhalde. Oysa ben, ne yazık ki, kapalı sandıkların içindeki koyunları göremiyorum. Belki de biraz büyüklere benziyorumdur.